Arkadaşlar birincisi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var, onlara acil şifalar diliyoruz. Bütün bunların yanı sıra hepinizin bildiği gibi terörle mücadelemiz, terörü yerinde, kaynağında yok etmek stratejisine dayalı olarak artan bir şiddette, artan bir tempoda, taarruzlu bir anlayışta devam edecek. Ve bu inşallah en son terörist etkisi geçince de devam edecek. Bizim burada daha önce yıllarca teröristler tarafından kullanılan barınaklar var, sığınaklar var. Burada korunaklar var, sözde karargahları var. Bunların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Ve bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden girilemez, çıkılamaz denilen böyle bir anlayış vardı. Mehmetçik çok şükür bütün girilemez denilenlere girdi, çıkılamaz denilenlere çıktı. Ve bu mücadeleyi büyük bir azim ve karakter sürdürüyor. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Ve teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyorlar. Bu teröristlerin elebaşları bunu anladılar. Bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmaktan başka çareleri yok. Arkadaşlar burada Pençe Çelik'te de mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Takip ettiğiniz gibi. 178. günündeyiz bugün. Bu arada bizim 400'den fazla sığınak, efendim, mağara tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi. Ve bu arada 2000'den fazla da mayın ve el yapım patlayıcı, alçakça böyle yerleştirilmiş mayınlar ve el yapım patlayıcılar tespit edildi ve bunlar imha edildi. Ve bu manada Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Biz asil milletimizi, Kürdüyle, Türküyle, 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Ve bu manada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve inşallah en son terör etkisi getirinceye kadar da bu mücadele devam edecek. Ve bu terör belasını, asil milletimizi kurtaracağız. Efendim, bir sayı var mı acaba Pençe Kilit operasyonunda etkisiz hale getirilen şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi arkadaşlar Pençe Kilit'te. Bu devam edecek daha. Tabii olarak ki arazinin yapısı çok sert olması nedeniyle birçok teröristin cesedine de daha sonraki müteakip operasyonlarda rastlıyoruz, görüyoruz. Ve dolayısıyla bu rakamın 371'den fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.